İstanbul'un bitki örtüsü sıcağa soğuğa dayanıklı hale getiriliyor. Peki ya sokak hayvanları? Kanal D Haber muhabiri Aytaç Can ve kameraman Yusuf Ağbaba bugün kentin dört köşesinde sokak hayvanlarının çaresizliğine tanık etti. Sonra da onlara kucak açan adresleri gezdi. Bakın nelerle karşılaştılar. Aferin, 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 gel. Bir duvarın dibinde soğuktan korunup ısınmaya çalışıyorlar. Yalnızlar, sevgiye, ilgiye ihtiyaçları var. En çok da yemeğe. İstanbul'da kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı. Gerçekten de çok soğuk bir hava var. Sıcaklık 0'la 1 derece arasında gidip geliyor. Ve bu çetin hava şartlarında sokak hayvanları da mücadele etmek zorunda. Her yerdeler. Sokak aralarında, boş bir arazide, ormanda. Aslında burnumuzun dibindeler ama görünmüyorlar. Bir kaza geçirdiniz. Onu dönüp alın. Bir veterinere yetiştirin. En azından bunu yapın yani. Beremizi taktık, montumuzu giydik ama hava o kadar soğuk ki gerçekten 10 dakika dışarıda kaldığınızda üşüyorsunuz. Eğer biz üşüyorsak bilin ki köpekler de üşüyor. O köpekler üşümesin, bir kap yemek yesin, sevilsin diyen belediyeler de var. Burası 2000'e yakın kedi ve köpeğe kucak açan Beylikdüzü Belediyesi'ne ait hayvan rehabilitasyon ve bakım evi. Satın almak sokak hayvanlarının sayısını artırmaktan başka bir şey olmuyor. Buradaki hayvanlar sevgiye de aç, yeni bir yuvaya da aç. O yüzden gelin buradan alın hayvanlarınızı diye. Bakıma muhtaç kediler bu sıcak yuvada kalıyorlar. Keyifleri yerinde. Biz onu en modern hale nasıl getiririz diye uğraştığımız ve en son halimiz bu. Sevgimizi de verdiğimiz zaman çok değişik şeyler yaşıyoruz burada. Belli canım, belli. Yani. Sizi çok sevmiş. Trafik kazası geçiren, kurşunlanarak felçli kalan köpeklerin bakımı da özenle yapılıyor. Her gün yıkanıp bakımları yapılıyor. Müzikleri bile var. Gel 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 gel. Oy çok şekersin sen çok. İsmi ne? Midye kabu. Her geleni karşılıyor mu böyle? Merhaba. Felçli insan gibi düşünelim. Günlük neye ihtiyaçları vardır bakım konusunda? Yıkanmaları, genel temizlikleri, yemekleri, ilaçları hepsini siz yaparsınız. Aynı şekilde buradaki köpeklere de bizler bunu uyguluyoruz. Her gün 1,5 ton yemek dağıtılıyor. Yemekler restoranlardan, catering şirketlerinden, ekmeklerse fırınlardan geliyor. Abdülkerim Kutluysa tam bir hayvan dostu. Eğer ben bu işlere hayatımı adamışamsa bunu tam kalbimle yapmam lazım. Bunun herhangi bir ücreti, herhangi bir karşılığı yoktur. 5 yıl önce büyük bir kaza geçirmiş. O kaza hayatını değiştirmiş. Kendini köpeklere adamış. Hayvanseverlerin desteğiyle şimdi Silivri'de 600 köpeğe bakıyor. Bu çocuğumuzun bacağına avcılar tarafından kurşun sıkılmıştı. Bunlar bunu hak etmiyorlar. Yani onların da bizler gibi yaşamaya ihtiyaçları var arkadaşlar. Gel, gel.